Evet arkadaşlar, bir failde yine birlikteyiz. Normalde sürekli sayfayı yeniliyor olmama rağmen oyunun başladığı görülmedi. Oyundan çıkıp girince düzeldi. Bu arada yabancı arkadaşlara da bilgi verelim. Guys, this is the official Turkish stream. You get drops by watching. No need to type drop, type kappa. Thank you. Welcome and thank you my friends. Evet, Vox Seminar 4.0 önde arkadaşlar. Biraz geç geldik, kusura bakmayın. Geç olsun, güç olmasın. Yabancılar birkaç defa spamlayınca fark ettim oyunun başladığını. Evet, 4-0 Vox Eminör'ün üstünlüğü var. Evet, Azerem Arkirof'u öldürdü. Özellikle bu maçı seçtik çünkü bu maçı kaybeden takım eleniyor arkadaşlar. O yüzden önemi var. Ve Vox Eminör gayet iyi başlamış karşılaşmaya. 5-0 öndeler. Bakıyorum hemen Flipside'ın para durumuna. Gayet de paraları var. Hatta C-Dot kurmayı başarırlarsa bu round, diğer round da çok rahat bir şekilde alabilirler silah. Evet, GoTV'de hafif bir donma var. Onun da farkındayım. En azından ilk izlediğimiz maçtan çok çok iyi yani. Evet, Tapkan'da AP var. World Edit'te AP var. Bu arada Simple oynayamıyor arkadaşlar, ESL bana olduğu için. Dev Cost onun yerinde oynuyor. Ortaya çıkmaya çalıştı. Dev Cost Tapkan onu öldürdü. World Edit AWP ile B tarafına gitmiş ama smoke var. O yüzden görüş açısı yok. Bondi Kavoç'u öldürdü. Azere Bondi hemen öldürüyor. 3 kişi kaldı Flipside takımı. Tapkan smoke'tan çıktı, ortaya baktı, kimse yok. Evet, Markelov molotofunu en arkaya atıyor. Şu sıralar çok fazla kullanılıyor o kutu. O yüzden artık her oyuncu, her takım orayı kontrol etmeye başladı. Blade ortaya çıktı. Tapkan'dan bir ıska gördük. Blade hemen geri dönüyor B tarafına. Evet, tamamen B tarafına yöneldi. Flipside takımı şimdi spawn güzel bir zamanlamayla çıktı. Bir kişi öldürebildi orada. 3'e 2 kaldılar Flipside takımından. Markirov ve World Elite yaşıyor orada. Hemen boost yapıyorlar. Hemen boost yaptılar. World Elite ortaya çıktı. Ortada bir skor alırsa round rahatlayacak ama İstediği gibi olmadı. World Elite'in Azeri onu öldürdü. Markelov tek başına kaldı. Plant'te bir oyuncu var. CT'de bir oyuncu var. Markelov Tapkan'ı gördü ama öldüremedi. Ve 6-0 oldu. Vox Eminör gerçekten iyi başlamış. Vox Eminör Fnatic'e karşı kaybetti. Flipside da Navi'ye karşı kaybetti biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, kader maçı diyebiliriz. Gerçekten hiçbir takım bu kadar erken safhada turnuvadan elenmek istemez. O yüzden maçı bırakmaması lazım Flipside takımının. Ortaya flashlar geliyor. Bondik şimdi yukarı çıkacak. Markelov onu çıkardı. Hemen main'e bakmaya başladı Markelov. Evet, Tapkan AP ile main'e bakıyor. Azeri kapıya bakıyor forklift'ten. Bu arada DevCost Boru'ya girdi. JKS onu fark etti. JKS ile çatıştı DevCost. 41 canını bıraktı rakibinin. JKS hemen plant'e kaçıyor. GoTV donmaya başladı. Neden? Neden? Evet, Markelov kapıya baktı. Geri çekildi. Agresif oynayan kimse yok Vox Eminör takımından. Evet, Spoon ortada. Konnektörde ortada bir oyuncu var. Flipside takımından Spoon onu görmedi. B'ye doğru hareketlendiler. JKS plant'te beklemeye devam ediyor. İki kişiler plant'te. Molotov çok başarılı olmadı. Smoke geldi şimdi. Havoç çıkan DevCost'u öldürdü. Smoke'tan neden çıkmaya çalıştı acaba? İki oldu bu DevCost'un. Daha önce de denemişti aynısını. Azeri ortadaki oyuncuyu gördü. Bondi'yi öldürüyor. Ve 3 kişi bırakıyor Flipside takımını. Headblade Spoon'u düşürdü. Havoç B'de beklemeye devam ediyor. World Elite geldi, headshot attı ona. Bu arada Blade var bu esnada. B'ye yönelmeye çalışıyor. Flipside ama zaman gittikçe azalıyor. Yeterli zaman yok. O yüzden bu roundda Vox Eminör takımına gitti. 7-0 oldu toplamda. Yayın kasmıyor ama görüntü kasıyor. Onun sebebi GoTV arkadaşlar. Elimizde olan bir şey değil maalesef.
yayınla alakalı bir durum olsa tabii ki düzeltiriz ama maalesef GoTV ile alakalı bir durum. Evet, Philips Site Echo değil. Yeterli paraları vardı fakat AWP alamadılar. 3 kişi de Galil var. A tarafına yöneliyorlar. Havoş bu arada Bustozum açmıştı. Tapkan World Elite'i öldürdü. Orta çıkan oyuncu Devkos'ta yine Smoke'dan çıktı. Havoş onu öldürdü. 3 kişi kaldı Philips Site takımı. Evet, onlar da A'ya girmeye çalışacaklar. Markirov Azeri'yi öldürünce Tapkan planta tek başına kaldı. Bondi'yi öldürdü Tapkan. Blade arkasına geçiyor Tapkan'ın, öldürüyor ve 3 kişi bırakıyor. Vox Eminör'ü yerden AP almaya çalışıyor Blade. Aldı AWP'yi, 2 kişi araba tarafında. 1 kişi arkadan gelmeye çalışacak. Vox Eminör'den Spoon arkadan geliyor. Philip Said'in beklemediği bir hareketti bu. Markelov öldü. En arkada Blade tek başına kaldı AWP'siyle. Spoon şimdi oraya doğruya gesini attı. 46 canı var Blade'in. Evet, pasif oynamayı tercih ediyor Vox Eminör oyuncuları. Kendilerini göstermiyorlar Blade'e. Blade şimdi hareketlendi. Kararsız kaldı. C4'ü kurmaktan vazgeçti. Şimdi kuracak. Evet, birden hareketlendiler Blade'in üstüne doğru. Fakat C4'ü kurmayı başarıyor. Blade çıkar çıkmaz havacı ölüyor. 8-0 oluyor skor. Evet, Vox Eminör'ü gerçekten tebrik etmek lazım. Şu ana kadar çok iyi oynuyorlar. Karşısındaki takım da, yani Philips Site'de o kadar yabana atılacak bir takım değil gerçekten. Dediğim gibi tek eksikleri Simple ESL bana olduğu için bu karşılaşmada, daha doğrusu bu turnuvada hiçbir şekilde yer alamadı. Onun yerine Devkost oynadı zaten turnuva boyunca. Simple'ın bana 2016'nın ikinci ayında açılıyordu sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, iki kişi main'e gittiler. Havoç B'de AWP ile oynamaya devam ediyor. Markelov yine kapıda. Standart bir yerleşimi var Philips Site takımının. Ama şu ana kadar başarılı olduğu söylenemez. Evet, Markelov yine kapıda. Bondik ve World Elite ikilisi main'den yaklaşmaya çalışıyorlar. Şimdi Markelov hazırlandı. Smoke'u attı. Hemen kapının önünde patlayacak Smoke. World Elite'de short'a doğru atıyor Smoke'u. Forklift'te bir oyuncu var. Smoke'ları attılar. Yavaş yavaş çıkmaya çalışacaklar. Spoon Forklift'te. Flash geldi. Kör oldu Spoon. Pozisyonunu kaybetti orada ama rakip takımda kör olunca Bondik Spoon'u öldürmeyi başardı. Şimdi Blade Smoke'un içine doğru ilerliyor. Smoke'dan öldürdü. Azeri'yi ve Molotov'la en arkadaki Tapkan'ı yakıyorlar. JKS Havoc ikilisi kaldı. Philips'a çok iyi oynadı bu round. Ve bir sürpriz olmazsa ilk roundlarını kazanacaklar. T tarafında Havoc World Elite öldürdü. Havoc devam ediyor. Blade'i de öldürdü Havoc. 3 kişi bıraktı rakibini. Bondik Forklift'te. Smoke'lar var. Kimse fark etmedi Bondi'yi. Bondik çok güzel içeri attı. JKS'yi hemen arkasından Havoc'u da öldürdü ve ilk roundunu kazandı Philips Site. Cache haritasında T tarafında. Bakalım bir seri yakalayabilecekler mi? Evet, 8-0 olmasına rağmen ekonomisinin çok iyi olduğu söylenemez Vox Eminör'ün aslında. Bu round'da kaybederlerse gerçi yine sihir alabilecekler ama Spoon ve Havoc'un parası tamamen bitti. Ups. Evet, böyle hatalar olabilir arkadaşlar. Gayet normaldir. Evet, Markelov kapının abonesi herhalde, sürekli oraya gidiyor. Bu arada ortaya çok fazla bomba geldi. Vox Eminör ortayı kaybetti diyebiliriz. Pozisyon alamadılar ortada. Azeri'ye yaklaştı şimdi konektör ama girmedi içine. Defansif oynayacaklar. Kendilerini göstermeyecekler. Ortaya çıkmasına izin verdiler Philips Site takımının. Evet, bu da tabii ki Philips Site'ın boruyu kullanabileceği anlamına geliyor. Havoc yukarıda. Smoke'dan hiçbir şey göremedi. Yukarıya Molotov geldi. Havoc agresif oynadı. Devkost'u öldürdü. Aşağıya atlıyor. Molotov'un içine gitmiyor. Havoc bu arada Spoon ortada. Bondi'yi öldürdü. Hemen arkasından Azeri konnektörden çıkıp Blade'i öldürüyor. World Edit durdurmayı başardı Azeri'yi. Kapıda Markelov vardı. Markelov'u Spoon'u öldürdü. Tek başına kaldı World Edit. Geldi short'a. Spoon'u öldürdü ve 3 kişi bıraktı Vox Eminör takımını ama round'u alması çok zor. JKS hala B'de. World Edit çok ince bir aradan mükemmel vurdu Tapkan'ı. JKS Havoc ikilisi var. 30 saniyesi var World Edit'in. Gerçekten Rusya'nın tartışmasız en iyi AWP oyuncusu World Edit. Evet, JKS ortaya bakıyor. Şimdi birden hareketlendi. 20 saniye kaldı artık. World Edit'in bir şey yapması lazım. Havoc
Konektörden gelip rakibini öldürdü. 9. roundu Vox Seminör takımına kazandırdı. Evet, Vox Seminör gerçekten iyi oynuyor. Keş haritasında daha önce izlememiştim aslında Vox'u. Pikemlerde de Flipside'ın üstünlüğünü görüyoruz. Zaten bahis oranlarında da birbirlerine çok yakınlardı. Pikem'de üstünlüğü var Flipside'ın ama normalde bahislerde oranların yakın olduğunu görüyoruz. Spoon ortadaki oyuncuyu gördü. Bondik'ti sanırım o. Bu arada Top Gun Markerov'u öldürdü. Top Gun hemen short'a zoom açtı. Evet, Bondik'te keleş var. Spoon çok cesaretli bir pozisyonda. Bondik kör oldu ortada. Bondik'in bir şey yapmasını bekleyecekler sanırım keleşle. Ona göre hareket edecekler. Spoon Bondik'i öldürünce bu arada Top Gun çok ince bir zoomla şansını denedi. World Elite'i öldürdü. Hemen arkasından pistolü çekip Blade'i öldürüyor. 10. roundunu kazanıyor. Vox Eminor takımı gerçekten tebrik etmek lazım. Beklenmeyen bir skor olduğunu söyleyebiliriz. Spoon oyunu durdurdu şimdi. Zannediyorum ki bir sorun yaşandı. Evet. Birkaç dakika sonra geri gelecektir diye tahmin ediyorum. Evet, tekrar söyleyelim arkadaşlar. Grupta eleme maçı, yani kaybeden taraf eleniyor. O yüzden çok önemli bir maç. Flipside Navi karşısında mağlup oldu. Vox Seminör Fnatic karşısında mağlup oldu. Kaybedenler karşı karşıya geldi. O yüzden bir kez daha kaybeden takım turnuvadan elenmiş olacak ve ilk günden veda etmiş olacaklar. Çok kötü bir durum gerçekten. Vox Seminör de üstünlüğünü kabul ettirmiş durumda Keş haritasında. Evet, Havoc sorun yaşamış. Şimdi tekrar girdi. Evet, para durumuna baktığımızda bomba alamazlar aslında silahsalar. Gerçi silah da alamazlar çünkü Bondik'te hiç para yok. Markelov keleş almış bu arada. Bir iletişim kopukluğu var sanırım. Önceki roundda Bondik'te silah vardı. Evet, Havoc bu arada 15 skorda, Top Gun'da 15 aynı şekilde. AZR 9, Spoon 8, JKS 5 kişi öldürmüş. Vox Eminor takımında. Evet, aslında Vox Eminor daha önce de söylediğim gibi biraz sürpriz bir takım olabilir. Çünkü rakip takımlar çok fazla tanımıyor Vox Eminor'u. Yani stratejilerini, oyun tarzlarını, oyun anlayışlarını, hiçbir şeyini bilmiyorlar. O yüzden bu da Vox Seminör takımında bir avantaj sağlıyor. Onlar çok rahat bir şekilde rakiplerini analiz edebilir. Fakat rakipleri onları kolay kolay analiz edemez. Çok fazla maçları olmadığı için Havoc World Elite'i öldürdü. B'ye girmeye çalışıyor Flipside takımı. Molotov geldi, JKS. Markerov öldürüyor. 3 kişi kaldı Flipside. Plant'e girmeyi başardılar. JKS çok fazla dayanamadı orada. Blade Devkost ikilisi kaldı. Bir canı var Blade'in. Evet, yukarıdan gelen flash etkiliydi. Devkos plant'te zor durumda. Çok fazla bomba geliyor. Spoon öldürmeyi başardı Devkos. Azeri'nin de yerini biliyor. Yukarıda Top Gun var AWP ile. Devkos çok mantıklı bir hareket yaptı. CT'ye girdi ama Top Gun bunu tahmin ediyor tabii ki. Flash'ını attı. Top Gun'ı orada biraz şaşırttı aslında. Daha doğrusu yavaşlattı diyelim. Şu an rahat bir şekilde C4'ü alıp kurabilir. Yukarıya da HG'sini atıyor. Çok da isabetli bir HG olmadı. Evet, şimdi C4'ü aldı. Smoke'u direkt önüne attı. 54 canı var. Armor yok Devkost'un. Karşısında 2 oyuncu var. Top Gun'ı öldürebilirse, özür dilerim, Azeri'yi öldürebilirse Top Gun'da AP var. Şansı yükselir. Bakalım öyle olacak mı? Top Gun pistolle geldi plant'e ve çok rahat bir şekilde Devkost'u öldürdü. Vox Seminör 11. roundunu kazanıyor Flipside karşısında. Evet, 11-1 gerçekten çok farklı bir skor. Artık Flipside'ın çevirmesi gerçekten mucize olur ve
Yüksek ihtimal çevirirlerse de tarihe geçerler. Evet, Markelov. İnşaata HG atacak herhalde. Evet, çok etkili bir HG. Smo yoktu sanırım. Daha doğrusu bir iki flash almak için yapmış bunu. Evet, ortaya bir flash attı. Evet, şimdi takım arkadaşını boost'a çıkardı Markelov. Evet, Avuç B'den agresif oynuyor. Hiç beklenmeyen bir hareket. Devkoz zaten çok kötü durumda yakalandı. Hiç beklemediği bir şeydi. Çok rahat bir skor Havoc için. Evet, Bondig yine hızlı oynamış ortada. Short'a kadar yaklaştı. Markelov tekrar kapıda her zaman olduğu gibi. Bu arada AZR güzel bir pozisyonda. Smoke'tan çıkan Blade'i öldürdü AZR. Kapıdaki Markelov'u da biliyor. AZR çıktı, Markelov'u da öldürdü. Çok iyi oynadı. Bondig World Edit kalıyor. Ortada Bondig vardı. Short'tan yavaşça gitmiş. Spoon ona izin vermedi. World Edit tek başına kaldı. Havoç'tan bir ıska. Tekrar şansını denedi Havoç. Bu sefer başarılı oldu. 12-1 oldu. Vox Eminör adeta nefes aldırmıyor Philipside takımına. Evet, ESL One Katowice'de A grubunun eleme maçındayız. Kaybeden takım eleniyor. Philipside çok zor durumda. Çok farklı bir skor. Ve yine A tarafına gitmeyi tercih ettiler. Tapkan ve AZR A tarafındaki oyuncular. Tapkan kötü bir pozisyonda olmasına rağmen World Elite'i öldürdü. Hala cesaretli bir şekilde main'e bakmaya devam ediyor. Fakat flash geldi. Yine de öldürmeyi başarıyor Tapkan. Woo, mükemmel. Ve 3 kişi kaldı Philipside. Markelov kapıda artık. Bu bilindik bir şey. Vox Eminör takımı için. Zaten plant'teki oyuncu sürekli kapıyı duyabildiği için Markelov'un yavaş oynaması lazım ki o da zaten yavaş oynamak istemiyor. AZR Markelov'u öldürdü. 2 kişi kaldı. Philipside, Bondig ve Devkos yaşıyor. İkisinin de 100 canı var. Evet, Bondig short'taki spoon'u öldürdü. Bu arada Devkos da gelip AZR'yi öldürünce 3 kişi bıraktı. Vox Eminör takımını Philipside. Tapkan en arkada. Tapkan çok iyi oynadı. Devkos'u öldürüyor. Bondig tek başına kalıyor. Forklift tarafında. Arabada 2 oyuncu var. Vox Eminör'den JKS'nin skoruyla 13. roundunu kazandı Vox Eminör. Evet, Philipside şu anda keşif anlamadığı için gayet pişmandır diye tahmin ediyorum. Gerçi pek de beklendik bir performans değildi Vox Eminör'den ama gerçekten yabana atılacak bir takım değil. Her iki takım da, Philipside de öyle, Vox Eminör de öyle. Hani genelde gruplara baktıklarında insanlar Vox Eminör'ü çok zayıf görüyorlar. Ama öyle değil. Gördüğünüz gibi. Evet, Markelov kapıya yerleşti. Evet, 2-1-2 şeklinde dağıldı Philipside takımı haritaya. Bu arada orada bir smoke vardı derken B'den açılan bir oyuncu olduğunu görüyorum. Devkos bu sefer temkinli davrandı. Smoke'un içinden, şansını denedi. Havoç kaçmayı başarıyor. 21 canı kaldı ama. Evet, Blade ortaya çıkmaya çalışacak. Çıktı. Fakat soldaki oyuncu Spoon öldüremiyor Blade'i. 4 canı var Blade'in. Birebir takas oldu. Blade gayet agresif bir şekilde devam etti. JKS'yi de öldürdü. Evet, AZR çok ortada kalıyor. Çok açıkta kalıyor daha doğrusu. Havoç, Tapkan ikilisi. Kaldı Vox Eminör takımında. A tarafında Tapkan var. Fakat konektör önüne doğru gitmeyi tercih etmiş. Ortaya garanti altın almak için. Daha doğrusu kimsenin CT'ye geçmemesi için. Şimdi arabaya yavaşça yaklaştı Tapkan. Forklift'e zoom açtı, kör olduğu esnada. Evet, Forklift'e bakmaya devam ediyor. Plant'e doğru ilerliyor Philipside oyuncuları. Molotov'unu çekti kötü bir zamanlama Tapkan için. Bombayı çekmemiş olsaydı belki de bir kişiyi öldürecekti. 2-2 kalacaklardı. Kötü bir zamanlama. Evet, Tapkan flash'ını attı. Forklift'teki oyuncu ve plant'teki oyuncu kör oldu. Tapkan plant'e bakıyor. Kimseyi görmedi. Çok açıkta kaldı. Avoç tek başına kalıyor. Onu da Markelov öldürüyor. Philipside takımı ikinci roundunu kazandı. İlk yarıda ve 13-2 kazanan taraf Vox Eminör oldu ilk yarıya. Evet, ikinci yarı gerçekten çok
zor olacak Philipside için. Çok farklı bir skor. İlk roundu kesinlikle kazanmaları lazım, yoksa turnuvaya veda etme ihtimalleri çok yüksek. Evet, 1 dakika 20 saniye sonra devam edecek karşılaşma. Skorlara baktığımızda Top Gun'ın 19 kişi öldürdüğünü görüyoruz. Havoç 18, Supun 11, AZR 13, JKS ise 8 kişi öldürmüş. Flipside takımında World Edit ve Blade 7, Bondic 8, Devkos 6, Markirov da 4 kişi öldürmeyi başarmış. Evet, 55 saniye sonra ikinci yarıyla devam edeceğiz. Vogue Seminör'den çok iyi bir performans izledik. Özellikle Top Gun A tarafında çok etkili oynadı. Havoç da B'de etkili oynadı. Çok kritik roundlarda Top Gun'ın yaptığı AP vuruşları gerçekten önemliydi arkadaşlar. Belki de skorun bu noktaya gelmesinde büyük bir etken. Evet, diğer taraftan Flipside'ın da ortayı çok aktif kullanamadığını gördük. Hani kullanmaya çalıştılar. Bondic çok acele edip geliyor. Tek başına yakalanıyor. Ya da smoke'tan çıkmaya çalışıyorlar. Tabii ki avantaj Flipside, pardon, Vogue Seminör'de böyle bir durumda. Smoke'tan çıkmaya çalıştıklarında. Boost'u kullanalım dediler. Bu sefer Vogue Seminör pasif oynadı. Ortaya çıkmalarına izin verdi. B'yi kullanamadılar. Boru'yu kullanamadılar. Gerçekten planlamaya, yani yapmaya çalıştıkları hiçbir şey yapamadılar. Vogue Seminör çok iyi durdurdu diyelim. Çok iyi engelledi diyelim. Evet, ikinci yarı başladı. Vogue Seminör hızlı mı oynayacak bakalım. Bence oyunu soğutmaları çok daha mantıklı olur. Yani şu durumda hızlı oynamasalar çok daha iyi. Ama sanırım hızlı oynayacaklar. Sadece Havoç'ta bomba olduğunu görüyorum. Evet, Flipside'ın dağılımı standart. 2B bir orta, 2A şeklinde dağıldılar. JKS erken safhada direkt boost'a çıktı. Evet, 3 kişi kapıdalar. İlginç. Gerçekten ilginç. 3 kişi kapıda. Vogue Seminör takımı sanırım Havoc'un bombaları ile birlikte çıkacaklar. Şu orta smoke geldi. Sağ tarafa flash. Şimdi kapıdan çıktılar. Havoc Vogue'a doğru yöneldi. Orada Bondic var. Bondic'e çok güzel hit attı. Arabadaki oyuncuyu da görüyor. Havoc. Şimdi Flipside yaklaşmaya çalışıyor A tarafına. Ama Devkos çok... İnanılmaz bir headshot Devkos'tan. Havadayken adeta yapıştırdı JKS'yi en arkaya. En arkaya bombalar geldi. Etkili bombalardı bunlar. Devkos şimdi ortayı bıraktı. Alt tarafına doğru geliyor. Çok güzel bir headshot daha Devkos'tan. Markirov Tapkan'ı öldürdü. En arkada Havoç var. Pardon, Azeri var. Azeri iki kişiyi öldürüyor. Mükemmel headshotlar attı. Devkos Azeri'yi öldürdü. Teke tek kaldılar. 51 canı kaldı. Havoç'un çok az canı var. Son mermi isabetli. Ama no kit. Don't be a loser by a diffuser. Evet. Söyleyemedim ama onlar anlamak anlarlar bir şekilde. Evet, kimse kit almamış arkadaşlar sanırım. Kit var mıydı görmedik ama kimse kit almamış. Gandhi, daha kötü sunamazsın bu turnuvayı kardeşim. O zaman seni dışarı alalım CYP Hero. Verdiğin emekler için teşekkürler. İngilizce yayına katılırsan bizi mutlu edersin. İngilizce de biliyorsundur sen, bu kadar iyi Türkçe bildiğine göre. Eminim biliyorsundur. O zaman İngilizce yayınla devam et. Orası daha kaliteli. Evet, smoke geldi Blade. Uzaktan sıkmaya çalışıyor. Tapkan Bondi'yi öldürdü. A tarafına giriyor. Vogue Seminör takımı Blade yine de şansını denedi. 46 canı kaldı. Evet, rahat bir şekilde A girdiler. Bombalarını da güzel kullandılar ama Markelov orada bir skor yapmayı başardı. Devkos tek başına kalıyor. 100 canı var. Scott var Devkos'ta. Evet, arabadaydı Devkos. Üzerine koştular. Bir kişiyi öldürebildi. Hala şansını zorluyor. 7 canı var. Evet, Devkos Azeri'yi de öldürüyor ama sonunda Havoç onu durduruyor. Beraberliği garantiledi Vox Eminör takımı. Evet, yerde kit varmış, ben görmedim arkadaşlar. Ama yetişemedi zaten. Gerçi süre yoktu. Kit alsa bile bir şey değişmezdi yani.
kitle bile çözebilecek durumda değildi. Evet, JKS kapıya gitti ama acele etmedi tabii ki. Yavaş yavaş gidiyordu kapıya. Bu arada kalabalık bir şekilde B'de olduğunu görüyoruz. Vox Eminör oyuncularının World Elite konnektördeydi. O da şimdi B'ye yöneldi. B'de hareketlenme var. Spoon girecekti Bora odasına ama Molotov'u bekledi. Tapkan'la birlikte girdiler şimdi. Kutuyu kontrol ediyorlar. Boost atacaklar. Bu arada Blade var. Blade'i öldürdüler. Bondik hala Upland'de. Evet, bu kadar farklı bir skor beklemiyordum açıkçası bu maçtan. World Edit buraya geçen oyuncuları gördü zaten. Takım arkadaşı da rapor vermişti. Devko Scott'la güzel işler yapıyor. Tapkan'ı öldürdü. Spoon hızlı oynayacaktı ama kör olunca durmak zorunda kaldı. Bu arada Spoon Markirov'u yakıyor. Plant'te Markirov'un kaçacak yeri kalmayınca World Edit 5-7'la çıktı. Avucu öldürdü. World Edit JKS'yi de gördü. 77 canı var JKS'nin. World Edit'ten güzel bir headshot daha. Plant'te de bir oyuncu var. Vox Eminör takımından. World Edit Plant'e yönelirken Spoon'dan hasar aldı. Bu wow. Spoon 2 kişi öldürüyor bu esnada. Bondik tek başına kalıyor. 33 canı var Bondik'in. Bora odasına baktı. Kimseyi göremedi. Azir'e çıkıp Bondik'i öldürdü. 16-2 skorla Vox Eminör takımı Philipside'ı mağlup ederek turnuvadan eliyor. Philipside erken, çok erken gerçekten. Beklenen performans olmadı. Önce Navi'ye, şimdi de Vox Eminör'e yenildiler ve turnuvaya veda ettiler.